Bismillahirrahmanirrahim. Zerre Hidayeti Kur'aniyenin şuaından Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyühel aziz. Cenab-ı Hakk'a nazır ve ona vasıl olan yollar, kapılar, alemin tabakaları, sahifeleri mürekkebatı nisbetinde bir yekun teşkil etmektedir adi bir yol kapandığı zaman bütün yolların kapanmış olduğunu tevehüm etmek cehaletin en büyük bir şahididir. Bu adamın meseli gayet büyük askeri bir karargahı havi büyük bir şehirde karargahın bayrağını görmediğinden sultanın ve askeriyeye ait bütün şeylerin inkarına ve teviline başlayan adamın meseli gibidir. İlem eyyühel aziz. Her şeyin batını zahirinden daha ali, daha kamil, daha latif, daha güzel, daha müzeyyen olduğu gibi hayatça daha kavi, şuurca daha tamdır. Ve zahirde görünen hayat, şuur, kemal vesaire ancak batından zahire süzülen zayıf bir tereşşuhattır ancak batından zahire süzülen zayıf bir tereşşuhtur. Yoksa batın camit, meyyit olup da ilim ve hayatı dışarıya vermiş olduğuna zehaba ihtimal yoktur. Evet, karnın, miden, evinden, cildin, gömleğinden ve kuvve hafızan senin kitabından nakş ve intizamca daha yüksek ve daha gariptir binaen aleyh alemi melekut, alemi şehadetten, alemi gayb dünya ve ahiretten daha ali ve daha yüksektir. Maalesef nefsi emmare hevayi nefs ile baktığı için zahiri, hayatlı, ünsiyetli bir perde gibi meyyit ve zulmetli ve vahşetli zannettiği batın üstüne serilmiş olduğunu görüyor. İlem eyyuhel aziz, senin yüzün veçhin o kadar küçüklüğü ile beraber, geçmiş ve gelecek bütün insanların adedince kendisini onlardan ayıran ve tarif eden nişan ve alametleri havi olduğu gibi, yüzünü teşkil eden esas ve erkanında da bütün insanlar ittifaktadır.'' Bütün insanlarda biri tevafuk, diğeri tehalüf olmak üzere iki cihet vardır. Tehalüf ciheti saniin muhtar olduğuna, tevafuk ciheti ise saniin vahidi ehad olduğuna delalet ederler. Bu iki cihetin bir kasıdın kastı ile, bir muhtarın ihtiyarı ile, bir müridin iradesi ile bir alimin ilmiyle olmadığını tevehhüm etmek, muhalatın en acibidir. Fe subhanallah! Yüzün o küçük sahifesinde nasıl gayrı mütenahi nişanlar derc edilmiştir ki, göz ile okunur da, nazar ile yani akıl ile görünmez. İnsan nev'inde şu tehalüf ile beraber buğday, üzüm, arı, karınca nevilerindeki tevafuk, kör tesadüfün işi olmadığı güneş gibi aşikardır. Madem ki kesretin böyle uzak, ince, geniş ahval ve etvarında da tesadüfün müdahalesine imkan yoktur ve tesadüfün elinden mahfuzdur ve ancak bir hakimin kastı ve bir muhtarın ihtiyarı ve semi basir bir müridin iradesinin daire tasarrufundadır. Tesadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin alemi İslam'dan nefi ve ihracına Risale-i Nurca verilen karar infaz edilmiştir. İlem eyyuhel aziz, şeytanın ilka etmekte olduğu vesveselerden biri, yahu şu koyun veya inek eğer kadir ve alim-i ezelinin nakşı, mülkü olmuş olsaydı, bu kadar miskin bir çare olmazlardı. Eğer batınlarında, içlerinde alim, kadir, mürid bir saniin kalemi çalışmış olsaydı, bu kadar cahil, yetim, miskin olmazlardı diyen ve cinni şeytanlara üstad olan Ey şeytana insi! Cenab-ı Hak her şeye layıkını veriyor ve maslahata göre veriyor. Eğer atası, inamı bu kaideden hariç olsaydı, senin eşeğinin kulağı senden ve senin üstadlarından daha akıllı, daha alim olması lazımdı. Ve senin parmağın içinde, senin şuur ve iktidarından daha çok bir şuur, bir iktidar yaratırdı. Demek her şeyin bir haddi var. O şey, o had ile mukayyettir. Kader her şeye bir miktar ve o miktara göre bir kalıp vermiştir. Feyyaz-ı mutlaktan aldığı feyze olan kabiliyeti o kalıba göredir. Malumdur ki dahilden harice süzülen cüz-i ihtiyari mizanı ile İhtiyaç derecesiyle kabiliyetin müsaadesi ile hakimiyeti esmanın nizam ve tekabülü ile feyiz alınabilir. Mahaza şemsin azametini bir kabarcıkta aramak akıllı olanın işi değildir. İlem eyyühel aziz insan hikmet ile yapılmış bir masnudur. Vesani'in gayet hakim olduğuna yaptığı vuzuhu delalet ile sanki mücessem bir hikmetin i nakkaşedir. Tecessüt etmiş bir ilmi muhtardır. İncimad etmiş bir kudreti basire olduğu gibi öyle bir fiilin mahsulüdür ki istidadı irâye ettiği şeyi kendisine veriyor. Öyle bir inam ve ihsanın kesifidir ki bütün hacatına vakıftır öyle bir kaderin tersim ettiği bir surettir ki, bünyesine lazım ve münasip şeyleri bilir, bu malumat ile her şeyin maliki olan malikinden nasıl tegafül eder ve bütün cinayetlerini bilen, hacatını gören, vaveylalarını işiten semi, basir, alim, mucib olarak üstünde bir rakibin bulunmamasını nasıl tevehhüm edebilir?'' Ey nefsi emmare! Ne için kendini hariç tevehüm ediyorsun? Eğer evamire imtisal dairesinden çıkarsan, ya herkesin ayağını öpercesine müraat ve ihtiram etmeye mecbur olursun veya ehemmiyet vermeyerek zalimi alel kül olacaksın. Bu yük ağırdır, taşıyamayacaksın. En iyisi ecnebi olan şirki terk ile mülkullahın dairesine gir ki rahat edesin. Ve illa sefineye binip yükünü arkasına alan ebleh adam gibi olacaksın. İlem eyyuhel aziz, bir insanı yaratan Halik'ın, alemi müştemilatı ile beraber yaratmasında bir buğd, bir garabet yoktur. Zira bir insanın yaratılışı içerisinde bulunan eşyanın yaratılmasından ibaret olduğu gibi alemin de yaratılışı müştemilatının yaratılışından ibarettir. Ve keza insan aleme bir enmuzeç, küçük bir fihristedir. Çünkü kavunun haliki çekirdeğinin halikinden başkası olması mümtenidir. İlem eyyuhel aziz, senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın mahdut, ömrünün günleri mağdut ve her şeyin fanidir. Öyleyse şu kısa, fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın. Baki şeylere sarf et ki baki kalsın. Evet, yaşadığın ömürden dünyada göreceğin istifade ancak yüz sene olur. Bu yüz sene ömrünü yüz tane hurma çekirdeği farz edelim. Bu çekirdekler iska edilip muhafaza edilirse, ila maşallah semere verecek yüz tane ağaç olur. Aksi takdirde ateşe atıp yakmaktan başka bir istifadeyi temin etmez. Kezalik senin o yüz senelik ömründe şeriat suyu ile iska ve ahirete sarf edilirse, alemi bekala ilel ebet semerelerinden istifade edeceksin. Binaenaleyh, semeredar yüz tane hurma ağacını terk ve yüz tane çekirdeklerine kanaat ile aldanırsa, o adam hutameye, cehenneme hata olmaya layıktır.'' İlem eyyuhel aziz. Evham, şübehat, dalalatın menşe ve mahzenlerinden biri, nefis, kendisini kader ve sıfat-ı ilahiyenin tecelliyat dairesinden hariç addeder. Sonra tecelliyata mazhar olanlardan birisinin mevkiinde kendisini farz eder. Onda fena olur. Sonra başlar bazı teviller ile o şeyi de Allah'ın mülkünden, tasarrufundan çıkartır. Kendisinin girmiş olduğu şirki hafiye girdirir. Ve şirki hafiden aldığı bazı halleri o masuma da aksettirir. Hülasa, nefsi emmare, deve kuşu gibi aleyhine olan şeyi lehine zanneder. Veya sofestayi gibi münakaşa edenleridir ki, vekilleri birbirini reddeder. Tearuzan, tesakutan kabilinden hiçbirisi de hak değildir diye hükmeder. İlem eyyuhel aziz! Gafil nefis, ahireti dünyanın bitişiğinde ve dünya ile bağlı bir menzil zannediyor. Bu itibarla nefsin elinde iki silah vardır.'' Dünyanın zeval ve fenasının eleminden kurtulmak için ahireti düşünmekle ümit var olur. Ahiret için lazım olan amal külfetine gelince gaflet veya tegafül ile ondan da kendisini kurtarır. Ölmüş olanların hayatta olmadıklarını düşünmüyor. Ancak sefere gidenler gibi görünmüyorlarsa da hayattadırlar diye zanneder ve ölüme o kadar ehemmiyet vermiyor. Bazı dünyevi işlerini ebedileştirmek için şöyle bir desisesi de vardır ki, matluplarımın dünyada semereleri olmasa da esasları ahiret ile muttasıl ve ahirette faydeleri vardır diye müteselli oluyor. Mesela ilim gibi dünyada menfaati olmasa bile ahirette faydası vardır diye iyi ciheti göstermekle kötü ciheti altında yutturur. Hülasa nefis deve kuşu gibidir. Şeytan sofestayi heva da bektaşidir.